Sabahspor ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Transfer kapanı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe'de kimler gidecek, kimler kalacak? Ceyhun'la birlikte bunu konuşacağız. Hoş geldin Ceyhun. Hoş bulduk. İsim güzelmiş. Transfer kapanı. Beğendin güzel. Mi? Güzel. Güzel isim. Kim buldu? Söyleyemeyeceğim ama yani ben de olabilirim bulmuş çünkü. Neyse oraya girmeyelim. Tamam. Fenerbahçe'den devam edelim. Tamam devam ediyorum Fenerbahçe'den. Şimdi sana isim isim soracağım. Ben kadroyu evet. Ayarladım kendi buraya İsim yazdım. İsim gidelim. Kim evet. Kalıyor, kim gitmeyecek an itibariyle. Çünkü Mourinho yeni geldi. Evet yeni teknik direktör. Yepyeni bir sezona büyük başladı. Bir heyecan vardı ama şunu da söyleyelim ki Mourinho takım izledi. Daha geçmişten yani derbi izledi, birkaç maçı falan seyretti. Zaten Mourinho birkaç tane böyle bir şey hazırladı takımla alakalı. Kimler iyi, kimler kötü, kimler kalsın, kimler gitsin. Kafasında bir şey var Mourinho'nun. Evet. Yönetimle birlikte dün gece toplantı yapıldı. Evet, iki gün önce. Evet, toplantısına söylediler. Evet, toplantılar yapıldı. Muhtemel olarak kimler gider, kimler kalır Mourinho'dan sonra, Mourinho etkisiyle bunu söyleyebiliriz. Başlıyorum. Başla. Livakovic. Kalır. Livakovic ile alakalı bir problem olacağını sanmıyorum. Gelen teklifler olabilir. Livakovic iyi bir kaleci. Yetenekli bir kaleci. Ama kaleciden önce problemler var. Şimdi oralara geliriz. Livakovic en son iş. Yani artık hani bütün kadro oturdu, şekillendi. Kaleci de daha iyi bir şey olsun mu falan. O daha Ağustos gibi falan anca şekillenir. An itibariyle kalır diyebiliriz Livakovic için. Peki Livakovic alıştı mı sence? Şu an merak ettiğim için soruyorum. Aslında alıştı. Biraz çekingen, biraz utangaç bir yapısı var karakter olarak. Herkes nedense bir Volkan Demirel şey beklediği için bence. Mümkün bir, değil. Böyle bir karakter, imaj beklediği için. Oo mümkün değil. Volkan Demirel'in karakteriyle Livakovic'in karakteri bambaşka nasıl biliyor musun? Zaten. Mourinho ile İsmail Kartal gibi aynı. İsmail Hoca daha böyle mütevazidir ya. Evet. Mourinho daha böyle şovmen, şovu sever. Olumlu anlamda. Aynı öyle. Volkan Demirel yeri gelir gider yapar, kavga, kaosun için atar kendisini. Livakovic çekingen, utangaç, sakin bir karakteri, yapısı var. O son mesela yaşanan bazı Türkiye'deki olaylar, kavga, şunlar bunlar. Biraz kötü etkiledi sanırım. Biraz kötü etkiledi. Şu an iyi. Yani o da heyecanlıdır Mourinho'nun gelişinden falan. Bence de. Ona devam diyebiliriz. Livakovic'le yola devam. Tamam. Livakovic'e tik koyuyorum. Tikimizi koyalım Livakovic'e. Evet. Çağlar taraftar ama çok da şey değil Livakovic konusunda. Livakovic kalsın. İşte o bağlılığı kuramadı şey kimse. Yani ondan bahsettim. Bak, o ayrı konu. Aslında. Hani kalecimiz Livakovic oh be falan. Şampiyonluk. Evet yani. Muslera etkisi yok. Şey olarak, algı olarak böyle bir Livakovic etkisi. Kötü kaleci mi Livakovic? Değil. Taraftarın yani. Gözünde kötü de değil. Kötü de değil. İdare. Yani taraftar iyi bir kadroya Livakovic okey olur. Tamam. Çağlar Söyüncü. Çağlar konusu şöyle. Kalmak istiyor. Kiralık biliyorsun. Tekrardan normal şartlarda İspanya'ya dönmesi gerekiyor. Atletico Madrid'e. Şu an kiralık yanlış hatırlamıyorsam Atletico Madrid 12 milyon euro talep etmişti bonservisi için. Mourinho çok ısrarcı olursa yönetim Mourinho'yu kırmaz. Sence olur mu? Çağlar konusunda. Ya bence olur. Çünkü yerli oyuncuya da gerek var ya. Çağlar da yerli oyuncular arasında çok üst seviyede bir futbolcu. Milli takım stoperi. Bence iyiydi bu sezon. Ben... Evet. Kötü de değil. Evet. Yeni sezonda daha da iyi olabilir Mourinho'yla. Kesinlikle. Bence kalır. Bonserviste anlaşılırsa kalır. 12 vermez Fenerbahçe. Bunu şimdiden söyleyelim. Böyle 7'ye 8'e biterse Çağlar devam eder Fenerbahçe. Çünkü istiyor. Kalmayı istiyor. Devam ediyorum. Ciku. Kalır. Hiç tartışmasız. Hiçbir problem yok. Çok mutlu. Maaş konusunda da iyi. Transfer teklifi falan da net bir teklif aldım ondan emin değilim. O konuda yalan olmasın ama kalır. Bekal. Kalır. Devam edeyim mi? Evet hiç kalır. Hiç yorum yapmayacak mısın kalır. Ona? Direkt kalır. Tertemiz. Tamam. Tertemiz kalır. Şimdi o zaman geliyorum bence. Ha, daha bomba isimler var. Tabii tabii. Bence şu an bu en bombalarından biri. Benim en çok merak ettiğim Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Taraftarın kalsın. Da taraftarın da her gün deli gibi sorduğu. Evet yani. Ferdi gerçekten. Kalacak mı gidecek mi? Ne olacak? Bence bunun sadece Fenerbahçe taraftarıyla da alakası yok. Ferdi Kadıoğlu diğer takımların taraftarları tarafından da seviliyor. Çok. Yani direkt evet. Seviliyor. Güzel bir analiz. Karakter olarak da evet. Bu şeyi oluşturdu, kesinlikle. Algıyı oluşturdu. Ferdi ya şöyle söyleyelim. Taraftar üzmeden nasıl söyleyebilir? Mourinho gelmeden önce gitmek istiyordu. Şimdi daha geçen haftaya kadar, işte 10 gün önceye kadar. Premier Lig hayali var Ferdi Kadıoğlu'nun ki çok doğal, evet. Çok normal. Top seviye. Orası ki oynar mı oynar. Çok başarılı olur Ferdi. Şimdi Mourinho'nun etkisiyle daha yeni geldi. Tabii daha futbolcularla çok görüşemedi, bir şey yapamadı. Ki Ferdi de zaten milli takımla birlikte şu an. Mourinho ikna ederse kalır. Mourinho oturur, der ki bir sene daha benimle kal. Hedeflerimiz, oyunumuz şu şekilde sen daha da yükseleceksin. Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi'ne kalınabilirse mesela gruplara falan. Ferdi'nin kalacağını düşünüyorum. Bir duygusal da Ferdi biraz ikna olma ihtimali vardır. Geçen sezonda hatta şampiyon olup gideceğim gibi bir şey vardı. Ali Koç da söyledi. Başkan da dedi yani Ferdi'nin evet. Gitme ihtimali yüksek dedi. Zaten okey yani İsmail Hoca kalsaydı gidecekti. Evet.
Ferdi. Ama Mourinho etkisi diye bir şey var. Kesinlikle. Şu an her şey değişti yani. Şu an her şey değişebilir. Ama net bilgi 10 gün önce gitmek istiyordu. Şu an iknaya bağlı. Yani gene de gidebilir. Arsenal'la sanırım bir. Arsenal'le var. Evet. Napoli var. İtalya'dan. Leverkusen var. Bundesliga'dan. Ama şöyle bir durum var. Ya çok isterse Ferdi gitmeyi yönetim zorluk çıkarmaz. Neden? Çünkü Fenerbahçe şimdi Mourinho'ya getirdi değil mi? Transferler de yapacak. E sen transfer yapman için bir bonservis gelirin olması lazım. Ferdi'den neredeyse 30 milyon euro para gelecek. Yönetim de aslında sıcak bakabilir. Kadroyu korumak çok önemli. Ama kadroyu okey koruyacağız da hiç satmadan da futbolcu almak zor iş. Şimdi yıldızlar gelecek Fenerbahçe'ye bu sezon. Ya biraz daha bekleyelim Ferdi konusunda. Bir şey geçsin. Euro 2024. Ferdi'ye geçsin. Tik atamıyorum babama. Soru şartı koy. Soru şartı. Mourinho'ya bağlı de parantez tamam. İçinde. Osterwolde 12-13 milyon euroluk bir teklif var. Napoli'den var, Roma çok istiyor. Premier Lig'den var bir iki kulüp. Ferdi giderse o kalır. Kesin hiç asla izin verilmez. O da Ferdi'ye bağlı biraz. Ferdi kalırsa Osterwolde gider diyebiliriz. Çünkü ikisi de sol bek ya zaten. Evet. Ferdi giderse Osterwolde orada düşünülür. Mourinho da düşünür onu. Gelen teklifler iyi. 15 milyon euroyu bulur Osterwolde için. Ciddi bir rakam ama işte şeye bağlı. O da Ferdi'nin gidişine bağlı. Ferdi gidiyorsa Osterwolde'nin gidişine izin verilmez. Biraz daha dur denir. Mourinho da devreye girer yine aynı şekilde. O yüzden orada da Ferdi'ye bağlı diyelim. Devam ediyorum. Osay. Kalıyor. Hatta uzatıyor kontratını. Onu söyleyelim. Onu zaten ben de tahmin etmiştim. Uzatıyor kontratını. Teklifler vardı. Premier Lig'den bir de Fransa Ligi'nden Rennes sanırım istemişti. Kalıyor. Onda da bir sıkıntı yok. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek Mourinho'nun en sevdiği, beğendiği futbolcu olabilir kadroda. Mourinho bayılır çift yönlü oyunculara. Oyunun iki yönünü oynayabilen hem savunma hem hücum. Mücadeleci ki Tottenham'da da vardı böyle oyuncuları Mourinho'nun. İsmail kalır. Zaten İsmail Yüksek aslında şöyle bir şey vardı. Bundesliga'ya gidecekti İsmail ara transferde. Evet böyle bir söylenti vardı. Teklifler vardı. Ara transferde gidecekti. İşte şampiyonluk ihtimali var diye devam etti. Avrupa hayali var. Biz İsmail'le bir haber yapmıştık Sabah gazetesinde. İsmail'in maaşı ne kadardı biliyor musun? Fenerbahçe'ye imza attı falan kaldı Fenerbahçe'de. Oynuyor. Derbilerde oynuyor falan. Maaşı ya yalan olmasın o kadar azdı ki 5-10 milyon TL falandı yıllık. Hani normalde 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon ya. 5-10 milyon TL falandı İsmail'in maaşı. Euro'ya vurunca çok çok düşük bir rakam kalıyor. Biz o dönem bir menajeriyle falan bağlantıya geçtik. Röportaj gibi bir haber falan yaptık. Orada söyledi Avrupa hayali var diye. O da gider. Yani Avrupa hayali var. Bu sene olmasa da 2 sene sonra, 3 sene sonra İsmail gider. Onları ilerleyen... Tabii. Sezonlarda konuşuyoruz biz bu sezonu söylüyoruz. Bu sezon bizi ilgilendiren evet bu sezon. Evet. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan kalır. Takımda yerli oyuncuya da ihtiyaç var. Teklifler var. Arabistan'dan teklif var Mert Hakan'a. Aa. Evet Arabistan'dan teklif var. Ama Mourinho ile Mert Hakan'ın uyumu iyi olabilir ya bu ikili. Mert Hakan ve bilmiyorum. İkisi de böyle agresif karakterler. Mourinho ve Mert Hakan ikilisi kötü gelmiyor kulağa. Tabii düzenli ilk 11'de oynayacak diye söylemiyorum ama takım içerisinde tutulur, kadroda olur. Mert Hakan'ın aslında seçimi de beklediği konuşuluyordu ama. Seçim de tabii yani Aziz Başkan kazanırsa her şey değişir bu arada. Evet. Yani önümüzdeki hafta çok şey değişir seçim sonucuna göre. Biz an itibariyle güncel yönetimle bağlantı kurarak konuşuyoruz. Mert Hakan kalır. Yönetim de kalmasını istiyor bu arada Mert Hakan için. Aziz Başkan gelir gönderir ayrı konu. Şu an için şu anki yönetimle devam. Mert Hakan devam. Tamam. Şimanski. Şimanski'ye de ciddi teklifler var. Fenerbahçe 9 milyon euro aldı. 9,5 falan. Şu an bir 17-18'ler konuşuluyor. Total paket diyoruz. Sonraki bonuslar falan. Ama Şimanski'nin de ben Mourinho'yla seviye atlayacağını. Şimanski 8'i de iyi oynuyor. 8 numarayı, 10 numarayı çok mücadeleci bir oyuncu. Mourinho'nun hoşuna gider bu tür oyuncular. İsmail, Şimanski bunları sever. Bence kalır. Şimanski kalır. Daha da yüksek bir bonservise gidebilir hatta 2-3 sene sonra. Gideceğini asla düşünmüyorum ama İrfan Can Kahveci. Sevilla ciddi bir teklifte bulundu İrfan'a. La Liga. Aslında iyi bir teklif Sevilla yani. La Liga'da top oynayacaksın. Kötü. İyi, çok iyi ama hem aldığı maaş Fenerbahçe'de iyi. Sevilla'nın ödediği, teklif ettiği biraz daha düşük. İrfan için. Kalır. Osay ile birlikte kontrat uzatma ihtimali var. İrfan'ın da. Yeni menajerini değiştirdi. Daha bugün ya da dün yeni menajerle anlaştı. Devam eder İrfan Can da. Cengiz ile birlikte de sağ kanatta devam eder ama bir transfer de olabilir sağ kanat için. Onu sonra şey yaparız. Tamam. Cengiz Ünder diyecektim ben de. Okey. Cengiz kalır. Kalır diyorsun. Kalır. Zaten 15 milyon euroyu bulan teklifler yok Cengiz için. Zarar da edilmez. Mourinho ile bir daha denenir. Kötü bir sezon geçirdi. Kabul etmek lazım. Evet. Cengiz. Ama kalır. Batshuayi. Kalıyor. Uzattı. Opsiyonu bir yıl daha şey vardı uzattı. Yeni uzattı. Bir yıl daha Fenerbahçe'nin muhtemelen yedek santraforu. Çünkü Mourinho ile birlikte yeni bir kadro kurulacak. Yıldızlar falan. İlk 11 oyuncusu olmaz. Edinecek o. Batshuayi de farkındadır herhalde. Yani bunu ona göre imzalamıştır. Yani sezon içerisinde ben niye ilk 11'im
dememesi lazım. İlk 11 değilim. Çünkü konuşulan isimler Lewandowski'dir. Benzema yok ama hani o tarz isimler falan. Batshuayi de yedek oturur yani öyle biri gelirse. Edin Dzeko'ya piyango vurdu. Gider ayak. Suudi Arabistan'dan teklif var. 39 değil mi seneye? Sanırım 39 oluyor. Bırakacak futbolu. Ya seneye ya bir sonraki sene artık kesin olarak bırakacak. Suudi Arabistan'a gidiyor muhtemelen. Ve 10 milyon euro falan bir maaş teklif almış. Fenerbahçe'den 4,5 kazanıyordu. 10 milyon euroya yakın. Gider ayak futbolu bırakmadan önce son bir 10 milyon euroyla kapatmak isteyecektir. Yaşı da geldi şimdi yani tartışıldı da biraz Fenerbahçe'de son haftalarda. Yaşı da çok enteresan. Şampiyonla oynuyorsun ya. Şampiyonlar Ligi'ndesin falan bu sene. Ya senin bak Dzeko'nun geçen açıklaması. Senin forvetin şu açıklamayı yapıyor. Emekli olmayı şu an düşünmüyorum. Senin forvetin bu konumda olmamalı. Yani emeklilik tartışması içerisine giren bir forvet var. Icardi böyle mi? Şimdi böyle karşılaştırılıyor ya Icardi mi Dzeko mu falan diye. Icardi'nin yaşı 30. Arada 8 yaş fark var. Tabii performans olarak daha iyi olur Icardi. 8 yaş fark çok ciddi bir fark. Yani mesela bir futbolcunun 30'la 31 olması arasında çok bir fark yok yaş olarak. Ya da 29-30 çok fark yok. Ama 38 ile 39 arasında çok fark var. Tabii bence çok da yaş olarak bakmamak lazım. Yani 37 ile 38 iyiydi ama fark ettin mi? Son haftalarda... Son haftalarda bir düşüşe ama geçti. Ama bizim ligimizde son hafta şampiyon belli olur. Ha evet. Son haftalarda kaçırdığı goller inanılmaz. Sivas deplasmanı mıydı? Ben oradaydım. Deplasmandı sanırım. Sivas deplasmanı falan. Yani saç baş yoldurttu. Biraz yaşından dolayı. Şimdi sezona iyi başlıyor. Daha yorgun değil. Goller atıyor. Ama tamamlayabilmek için fit olmak lazım. Dzeko o yorgunluğu hissetti bence. Saha içerisinde. Her yere koşturdu falan ligin ilk yarısında. Senin forvetin emekliliği düşüneyim mi düşünmeyeyim mi bunun içerisinde. Şimdi bunlar olmaz. En azından 38-39 olmaz. 35'e okeyim. 35 yaşında Lewandowski gelsin tabii yani müthiş olur. Ama dediğim gibi 38 ile 39 arasında bir futbolcu için çok fark olur. 29-30 arasında olmayabilir. Onu belirteyim. Evet. İki kiralık futbolcu da var. Onları da peş peşe soracağım. Serdar Dursun ve Krunić. Evet. Serdar Dursun muhtemelen devam etmeyecek gibi duruyor. Ama işte bu yerli Umut Nayır da öyle bir ihtimal var. Kiralık da yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir tercih yapılabilir. Serdar Dursun işte bizim takım havası için iyi oluyor. Futbolcular için iyi. Moral, motivasyon, renkli bir karakter diye düşünülürse sevilen bir isim kalabilir. Ona bir bakacağız. Diğeri kimdi? Krunić. Bu sezon taraftarlar için hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Mourinho'nun da hiç tarzı olmayan futbolcu biliyor musun? Mourinho'nun tarzı değil ya Krunić. Çok büyük beklentilerle geldi ama asla beklenti yani. Büyük Milan'dan geldi falan. Evet. 4,5 milyon euro bonservisi ödendi ya da ödenecek bu yaz mecburen. Çünkü küme düşmeseydi bonservisi alınacak diye madde var Fenerbahçe'de. Küme düşmeyeceğin için alacaksın bonservisini mecburen. 4,5 milyon euro ciddi bir rakam. Yani teklif gelirse hemen verilir. Oraya girmiyorum yani. Bir teklif gelirse Mourinho da okey der, yönetim de okey der. Çünkü tutmadı ya besini zorlamamak lazım. Oraya bir kaliteli bir ön libero alabilirsin yani Fred'in yanına. Şampiyonluk istiyorsun. Ben şunu söyleyeyim tek. Krunić önümüzdeki sezon banko 11 oyuncusu olmaz. %50 şu an için tekliflerde değerlendirilir yani. Onu da söyleyelim. Evet. Serdar Aziz. Muhtemelen ayrılacak. Mutlu değil. Memnun değil. Herhalde yönetimde de biraz problemleri var Serdar'ın. Arabistan olabilir. Bir de Süper Lig'den bir iki kulüp var. Göztepe, Talip, Serdar Aziz'e. Bence kalma ihtimali Beka Jiku. Osterwold'e de oynayabiliyor stoperde. Çağlar kalır diye düşünüyoruz şu an itibariyle. Samet Akaydın'ın bir durumu var. Ne olacak belli değil. Ve Serdar Aziz çok da kalabalık bir yandan. Şimdi Mourinho dese ki ben stopere Beka'yı, Jiku'yu, güzel iyi stoperler ama bize bir top seviye, Pepe gibi mesela. Pepe gibi, Sergio Ramos gibi bir isim alalım derse çok kalabalık. O zaman kesin ayrılır Serdar Aziz. Takviye olmazsa %50 diyebiliriz şu an için. Ama erken, Serdar için de erken. Fred. Kalıyor, kesin kalıyor. Hatta şöyle bir durum var orada. Mourinho Manchester United'ın başındayken evet. 60 milyon euro ödetiyor Fred için. 60 milyon euroluk oyuncu Fred. Tekrardan şimdi bir araya geliyorlar. Mourinho'nun en pahalı üçüncü transferi Fred. Pogba falan var sanırım 100 milyon euro falan. Fred kesin kalır. Çok mutlu. Çok çok mutlu. İstanbul'da, Fenerbahçe'de çok mutlu. Onu da söyleyeyim. Kalır. Tadić. Kalır. Ve kapatıyoruz. Tadić kalır. Tadić'imiz seviliyor. Taraftar seviyor Tadić'i. Sol kanat için muhakkak kanat transferi yapacak Fenerbahçe. Ryan Kent ve King'in de gitme ihtimali var. King gitti zaten. Ryan Kent'in gitme ihtimali var. İki tane kanat oyuncusu gitti. Kesinlikle bir sol kanata transfer yapılacak. Tadić de kalıyor. Peki böyle konuşuluyor, işte gelebilir, şununla görüşülüyor dediğim bir transfer var mı? Şu an
Lukaku ve Dybala'yı reddetti Mourinho. Hı-hı. Yok dedi. Mourinho ile Aziz Yıldırım'ın bir isteği vardı. O şey Lukaku ve Aziz Yıldırım arasında. Aziz Yıldırım isterdi Lukaku'yu. Seçilebilirse de getirebilir bu arada ayrı. Belli olmaz. Ama şu an için çok net isimler kuramayız. Çünkü daha iki gün önce toplantı yaptılar. Mourinho, Mario Branco, transferin başında Acun Ilıcalı, Mario Branco. Daha yeni bir toplantı gerçekleşti. Artık yani yıldız olacak kesin. En az iki tane, üç tane. Yıldız isim, Dzeko gibi, Tadic gibi yine, Fred gibi yıldız isimler olacak kesin. Hı. Ama şu an net bir isim vermiyor. Haftaya belki artık yavaş yavaş verebiliriz ama net isimler. Evet. Önümüzdeki hafta konuşuruz bu konuyu. Tadic, hangi konuyu? Tadic, transferler, yıldız isimler, marka isimler falan. Önümüzdeki hafta daha netleşir. Önümüzdeki hafta gelecekleri mi konuşalım? Evet, daha netleşir. Tamam. O zaman sevgili seyirciler, Fenerbahçe'deki gündem bu şekildeydi. Bir sonraki programımızda yepyeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.